Evet. Sen bir daha hatırlatır mısın teklifi nasıl almıştın? Ee, teklifi cumartesi günü takım elbise provası vardı. Evet. Orada Erkan Özarman da geldi işte bizi izlemek için. Aslında biraz daha detaylı anlatmak istiyorum. Geçen yayında anlatmamıştım. Evet. takım elbise provasında üstümü çıkardım e, gömleği giymek için. Bana şöyle bir baktı. Nerelisin sen dedi. Dedim doğma bilme İzmirliyim ama kökenim doğu dedim. Evet belli sende Ege'li fiziği yok. Sen doğu, sende doğulu fiziği var. Ben de yayını yarışmayı düzenleyen bir insan olduğu için hoşuma gitti. Dedim o zaman doğru yoldayım. Güzel bir fizik yaptım. Yaklaştım yanına. Orada insanlar da vardı. Yaklaş dedi. Kulağıma eğilip şöyle söyledi. Üst tarafına bayıldım. Sana otelde yer Aşağı tarafını görmek için de sabırsızlanıyorum. Ben yanına mutlu mutlu gitmiştim. Bu mesela bu konuşmayı duyduktan sonra suratım düştü. Suratın düşmesin çok. Orada kaldım. Hiçbir şey bir dakika, diyemedim. Bir dakika. Nerede? Yanına mı gittin? Ne oldu? Takım Yanına elbise takım elbise İnsanlar da gidelim. vardı. Kulağına söylüyor. Yaklaş dedi. Hı. Yaklaştım. Kimsenin duymayacağı bir şeydi. Senin üst... Ben hiçbir şey diyemedim. Yani suratım düştü. Sonra suratım düşmedi. Hiçbir şey diyemedim. Hiçbir şey diyemedim. Yutkundum yani çocuk. 18 yaşında genç. Bunu söyleyen 83 <laughs> yaşında birisi, karşısındaki de 18 yaşında üniversite öğrencisi, daha yolun başında hiçbir şey bilmeyen masum bir delikanlı ve bunun adı ahlaksızlık olmuyor mu? Ahlaksızlık. Ahlaksızlık evet. tek evet. Ve yarışmadan işte bunları duyup mesela şöyle mesajlar da geliyor. Bunları duyduğun halde neden yarışmaya devam ettin? Ben açıkçası bunları yapan insanların derece alacağını düşünmüyordum. Bu teklifi reddedersem işte derece alamayacağımı da onları düşünmedim. Çünkü jüriler var. 50-60 tane orada bir jüri var. Ve ben hakkaniyetli bir sonuç bekliyordum. Ve tabii sonuçlar açıklandıktan sonra bu olmadı yani. gerçekleşmedi. bunu reddettiğim için Kendisi, önümü kestiler. Evet, bu jürileri sadece Göstermel. kendine göre oraya koyuyor göstermelik. Kendi evet. kim istiyorsa zaten onu yapıyor o jürinin hiçbir vasfı yok. Hiçbir yani. vasfı yok hiç Hiçbir etkinliği şey. etki yok, yok, yani. yok, yani. Oylar 10 dakika içinde sayıldı. 60 tane insan farklı farklı insanlar oy verdi. Şurada kimlerin oturduğunu bir daha söyler misiniz? Söylemiş. Yani ben en son temizlikçi hanımefendiyi gördüm otelde çalışan. Temizlikçi otelde hanımefendi. Çalışan, çalışan evet, temizlikten sorumlu hanımefendi var dedi. Bize, evet. Dedi. makyaj yapan makyaj hanımefendi makyüz, vardı. Makyaj. Saçımızı yapanlar. Makyüz, kuaför. Sayıyı yani göstersin, tamamlasın diye yapıyor işte. Bunlar vardı. Evet. Yani bunlardan da temizlikten sorumlu kişi sizi seçen jüri. Evet. Çünkü bir şey olduğu zaman Dünya diyor ki jüri o taraf. hep canlı yayında ya da yayınlarda hep aynısını söylüyor çünkü. Diyor ki işte 60 tane jürimiz, 120 tane jürimizin verdiği karar. Hani bu tırnak altında bunu tırnak içinde bunu göstermek için zaten bunu söylüyor ama jüri ya da oylama hepsi boş. Zaten belli yani. Sen Şu laflar çok zaten. ağır değil mi? Kulağına Hepimiz gidip... duyduk diyorum ya bizim, bizim de duyduğumuz, yaşadığımız ve ya, gördüğümüz şey. Ben şaşırmıyorum. Ve ben bunu her zaman da söyledim. Hep dile getirdim. Ama bugün sağ olun sizler de buna çok güzel öne ayak oldunuz. Hani herkes bunu görsün, farkına varsın. Hani Erkan Erkan Özarman. Şimdi ben o zaman küçüktüm. Şimdi çıksın bana aynı şeyleri söylesin ya da bir yerde karşılaşalım bana yine aynı şimdi şeyleri. Şimdi ne söylesin. olurdu mesela şimdi yarışmaya katılıyor olsaydın bu aklınla, <laughs> bu kafanla. sana böyle bir teklifte bulunsaydı tepkin ne olurdu? Ya şöyle ben o zaman da tepkim aynı değişmezdi. Ben yine kendi çizgimi bozmadım. Hayır belki ama daha şöyle bir daha da sert, bir daha şey... daha evet, sert bir olurdu. Evet korkusuz olurdu. O zaman şey olurdu. 19 yaşındaydım aynı kardeşlerim gibi, ya acaba önümüzü keser mi bir şey olur mu hani acaba korkuların oluyor tabii. Çünkü niye hayalim var orası senin bir hayalin diyorsun best model ondan sonra işte diziler orası burası bu onlar da onun için girdiler yoksa modellik için gelmiyor zaten şu an Türkiye'de modellik erkek özellikle modellikte çok fazla para kazanma şansın da yok çok bir şey yapabilmen de yok defile yok ki çünkü toplasan senede 30 tane 40 tane. Ama falan. o dönem korkuyorsun tabii. Tabii ki çekiniyorsun. İşlerinle oynar. Ya e, bize söyledi belki benle de oynadı bilmiyorum tamamen vicdanla kalmış. Belki bizimle oynadı bizi çünkü söyledi. Siz de bu piyasada barındırmayacağım dedi. Belki uğraştı bizimle bilemem. Yani herkesin kendi vicdanında olan onu vicdanına bırakıyorum. Yorum da yapamam bilemediğim için ama bu kelimeyi, bu cümleyi bana kurduğu için ben bunun da zan altında kalmasını istiyorum açıkçası yani. Evet. Sektörden yes. soğutuyor insanları. Biz Tabii mesela biz soğuttu. Varmış. Ben olaylardan sonra doğru günden modellik yaptım. Ne <laughs> podyuma çıktım. Hiçbir şey yapmak istemedim. Çünkü her şeyin böyle yürüyeceğini gösteriyor insanlar. Diyor ki bunu yapmazsan bu işi yapma diyor. Herkesden bir masaj talebi var. Hatta dün biz yayında da ısrarla sorduk işte. Evet. Ben istediğime masaj yaptırırım dedi. Evet. Size Yine ne dedi? Evet. İtiraf etti zaten Şimdi evet. canlı er. bir onu masaj da, o da izleyebiliyor o muyuz arkadaşlar Aynen. onu da verdik mi yoksa. O direkt alenen söylüyordu. Orada şimdi <laughs> sizde yumuşatmış biraz evet, daha artık masajı da diye teklif etti. O masajın <laughs> nasıl? Evet masaj izleyelim Erkan Özerman istediğime masaj yaptırırım demişti. Ne Tekniklerinizin bu hiçbirini ya. kabul etmediğim yüzünüze karşı söyledim ofisinizde. O yüzden bana derece alamayacağımı evine git dediğinizi de <laughs> hatırlıyorum. Hepsi oldu. Benim masörüm var diyorsunuz. Genç çocuklara masaj yaptırırken fotoğraflarınız var Erkan Bey. Bir şey söyleyeyim yaptırabilirim. Hani bir şey özellikle... söyleyeceğim istediğime masaj yaptırabilirim. Ama masarım <laughs> ben değil öyle bir şey yapmadım Siz diyorsunuz. Bu masajı... Şimdi kendinizle tekrar Senin çalışıyorsunuz. Senin demek ki kafanın içi kötü. Sen, Benim sen, kafamın sen içi kötü yap değil. Masaj yaptırdığın zaman gel ben Yap anlamına gel geliyor. Siz diye. Oğuzhan'a bana masaj yap dediniz mi? Hatırlamıyorum. Buna de dedim mi? İnanın Hatır, hatırlamaz. bir günde 30 kişi geliyor. Ya bir günde 30 kişiden 15'ine Ge masaj yapıyor musunuz? Gelenlerin şu oturduğum yerde espri nedir biliyor musun? Erkan abi otur biz sana masajını yapalım. Ve bu espri gülmedir, eğlenmedir. Benim kendi profesyonel masajım yani var. her Niye? şakanın altında. Oğuzhan'a şey söylediniz mi peki? Oğuzhan'a söylediniz ya abi, mi? Bir şey söyleyeceğim. Ben mankenlerle, çocuklarla benim konuşma tarzımı bilsen... Bir kere ofisini, ofisinize geldiğim zamanlar hepsini değil. yanlış anlattınız. O konuşma değil. Ofiste... Bir Tekin'le bir olay olmuş mu? Şimdi bir mesaj daha geldi. Eğer izin verirse adını da okuyarak söylerim ama önce izin alalım. Sadece mesajını söylüyorum. Kaldıkları otelde bir garson bana ulaştı. Garson bana bile böyle tekliflerde bulundu diyor. Garsona masaj için odasına gelirse best modula onu sokacağını söylemiş. Yani yüzde doğrudur bu arkadaşın şey, söylediği şey. Çünkü benim arkadaşlarıma da para teklifinde bulunmuşlar. Yani Onun Güler yapıyor. E, me, mesajı, pardon. Para teklifine Aydın Güler yapıyor. Zaten Erkan Özerman'ın işi tamamen kendi zevkine bakıyor. Çıkardıklarını da görüyoruz. Hiçbiri modellik. Oyunculuk Dün buraya kriterlerine... bizim de haberimiz yoktu ee, birincileri getirdi yanında zaten. Evet zaten onlar da pek modellik kriterlerine uymuyor bunun adı best model ama hiçbir alakası yok çıkardı birincilerin. Yani 1.70 yani... kadın olarak kısa deniliyor ama ilk üçü erkeklerde 1.80'den 80. oluştu. Ya zaten 80'den. bizim dönemimizde 1.80 bizim dönemimizde diyordu ki 1.85'in altında best model olamaz olmaz. diyordu 1.85'in altında. Bes bakıyorum 1.80 var 82 var. Kızlar 75 diyorsun 70 72 nasıl oluyor? Diyor ki ben diyor güzellik yarışması yapmıyorum. Hep kullandığı tipik cümle. Ben güzellik yarışması yapmıyorum modellik yarışması yapıyorum. E, seçtiğim modellerin boyu tutmuyor fiziği tutmuyor. hani söylediğinde çelişiyorsun kendi söylediğinde kendi çelişiyorsun. Yani. Evet. Ama artık kral çıplak bunu halk gördü. Yani farkında bize de çok büyük destek oluyorlar. Sanki yıllardır onlar da bekliyormuş gibi bu anı gerçekten Artık çok gençler bize de mesaj evet. geldi. İnsanların yani gençler bu yaşadığı mağduriyetin yarasına hatlasak. dokunduk yani bu çıkıp konuşmakla. Çünkü insanlar zaten bunu biliyordu. Halk bunun çok evet. bilincinde. Hı <laughs> Konusu biliniyordu. Sadece bu kadar gün yüzüne çıkamamıştı. O yüzden bakın Çorap dikkat ediyorsanız. söküğü gibi Tabii, geldi devamında da. Tepki adam. verince hemen olay birden patladı. Niye? Çünkü insanlar zaten içinde bildikleri ve vakıf oldukları bir şey. Bir de gençleri suçlu. şöyle suçluyor. 5 ee, yıl önce, 4 yıl önce başına gelmiş. Şimdi mi konuşmaya karar verdin? İnsanlar başlarından geçen travmaları gün geliyor. Ailesinden, iş çevresinden, kariyerinden. Ne Herkes derler, ne düşünürler? Diye. açıklasam mı? Bana inanacaklar mı? Korkusuna yutuyorlar 15 sene sonra açıklayanlar. Bizim 13, evet, 13 yani, sene oldu. 13 sene olmuş. Evet. Biz niye 13, evet. senesi, onu 13 onu sene? Onu söyle. önce ama bu, bu kadar söylemek istenmememize rağmen çoğu kişi yayınlamadı, konuşturmadı. 2009 o zaman biraz daha medya gücü kuvvetliydi çünkü. Biz 2009'da evet. bunun için çok mücadele ettik. Ben hatta dedim ki yani and içiyorum dedim ben bu adama dedim bu yaptıklarını bir gün elbet ödeteceğim. Bugün de çok şükür fırsatı geldi. Peki, 13 sene. sonra. şimdi burada e, evet açıklıyorsunuz. Hakkınızı arıyorsunuz ama Hakkınızı aramanız yer yer e, adalet, Tabii. mahkemeler, yargı. Yani oralara bir başvurularda bulunacak mısınız? Zaten öyle bir niyetimiz, öyle bir düşüncemiz var. Hepiniz evet, beraber ortak evet. olarak, olarak bir olursa daha hareket edecek daha, daha sağlıklı olur. Öyle bir şey yapalım en azından. Yani kanıtlarla, delillerle, Bugünden belgelerle yani, Dünkü yayında ya. bir kanıt niteliğindeydi. Bunu da dosya ekleyip sonuçta masaj görüntülerimiz elinde, ses kayıtları elinde, WhatsApp mesajlaşmaları elimizde. Dünkü yayını da dosya ekleyip bugün zaten yayından sonra Avukatımızla görüşüp işlemlere başlatacağız. Yani Hatta bu önce bir gönüllü gönüllü var. Evet. duyurusunda bulunacaksınız. Evet. Hatta bize de ulaşmak isteyen, ulaşan da var avukatlar. Sizi temsil etmek istiyorlar. Gönüllü Size olarak davalarınızı almak evet. istiyorlar. Çünkü de, onlar da izlemişler. Bir de şöyle bir şey, bazen bazı insanların belki cesareti olmayabiliyor dedik. Yani o fotoğraf Hı. olayı bize anlatılan yaşadığımız sonuçta çıplak fotoğrafı var diyor. Belki... Adam cesaret edemiyor ama bu konu onun da cesaret etmesine sebep hmm. olacak. Çünkü bu da şantaja girer. Eğer öyle bir şey varsa. Evet. Böyle bir şeyle insan tehdit ediliyorsa ya da şantaj yapılıyorsa en azından onun için de önünü açmış bir şey olur. Hani orada belki o belki burada konuşmaz Evet. Ama belgeler gizli olarak, belgeler gizli kanıt lazım. olarak konuşurlar. gerçekten belgeler lazım. Var mı? Nasıl kanıtlayabileceksiniz mesela? Ya şöyle, bizim evet, onlar sözde olanlar. Evet. Bizim buunlar yaşadıklarımız sözde ama ben ne diyorum? Benim yaşadığım en basiti üçüncü olmama rağmen ben yarışmaya gönderilmedim. Ben e, taç devrine gitmedim. Bunlar zaten benim aslında söylediklerimin doğruluğunu birebir kanıtlar nitelikte. Çünkü ben eğer e, dediği gibi olmasa, üçüncü olmuşum ya dereceye girmişim. Ne, neden beni başka yarışmaya göndermiyorsun? Neden ertesi sene beni cüreye almıyorsun? Neden bana taç devrettirmiyorsun? Bunlar zaten benim söylediğimin doğruluğunu birebir ispatlıyor. Biz bir de şu açıdan kanıtsınız. Best model derecesi alamayanların bana attığı iftiralar evet. diyor ama siz dereceli dereceli. Sen derecelisin. Üçüncü demek best model demek zaten. O yüzden söylüyorum ya zaten hani dün ona söyledi. Ben o yüzden bugün özellikle dedim ben çıkacağım. Hani diyor ya hiç dereceye girelim. Ben üçüncü oldum bak ben yine söylüyorum. Üçüncü olmama rağmen söylüyorum. Çünkü bize mecbur kaldı. ikimize de başta anlattığımız gibi ikiz olduğumuzdan vesaireden dedi ki yapmak zorunda kaldı. Ama ondan sonra baktın bize uymuyorsun. Önünü keserim diyor. Hiçbir şekilde sana bir sene bir şey sonra, sonra kardeşini çağırıyor ve kardeşini... Bir kardeşine... ona dedi ki seneye bir daha özellikle gel seneye çağırdım. birinci olacaksın dedi. Birinci olacaksın şey dedi. Bir, bilerek çağırıyorum. Ama birinci olacaksın diyor ya aslında orada sana mesaj veriyor. Sen orada mesajı alırsan... Seneye yine gel diyor. Seneye gel benim istediklerimi <laughs> yaparsan olursun. Bir sene git düşün. Tabii. Tabii. Evet. Fırsat var zaman var git düşün yaparsan gel ben seni... 2008'de yapıyorum. ilk beşteydim 2009'da... Hiçbir şey kabul etmediğim için hiçbir şey vermedi. Hiç dereceye bile giremedi yani ilk beşe bile giremedi. 2009'da hiçbir şekilde yani almadı yani. Ben de geçen sene aynısını yaşadım. <laughs> kabul etmedi. Ve şöyledir. Erkan Ozarman'ın standart bu gelmiş yani şu an nasıl bilmiyorum ben uzun süredir takip etmiyorum zaten best modelin o özelliği de kayboldu yani 2013-14'ten sonra artık böyle piyasaya model veremiyor. Eskisi gibi değil. O şaşa dönemi bitti evet, zaten. Evet Bitti bitti. Ve Öyle her çok dördüncü güzel. ertesi sene birincidir. Best Model'da. Baksınlar çoğu yüzde %99 Aa, böyledir. Her dördüncü, dördüncü ertesi sene bir. Dört oluyor sonra bir oluyor. Dört oluyor sonra bir oluyor. Benim senemde dört olan ertesi sene birinci oldu. Benden önceki sene benim yarışmamda birinci olan ertesi sene dör, önceki sene dördüncü olmuştu. Gibi gibi. Böyle çok örnekleri var. Ama dediğim gibi Best modun artık o şeyi kalmadı. İnsanların gözünde de kalmadı. Tamamen bence ayyuka çıktığını düşünüyorum. Yani halkın bunu çok net bir şekilde gördüğünün ve buna prim vermeyeceğine inanıyorum artık evet. bu saatten sonra. <laughs>